Kızlık soyadı ne sanırım? Şimdi yemeklerini sen köyde kendin yapabiliyor musun Nuriye teyzem? Yerde ufak şeymişim de yapıyorum. Yapıyorsun. Attım yani. Ama bak yumurtalar geri gelmiş. Niye öyle? Yumurtaların geri gelmiş senin. Komşular hoş geldiğine gelenden yumurta geldi. Ha. Köy yumurtasıymış demek. Ha. Ha onları sen buradan alıp götürmemiştin. Gülten'e kızım çok koyma diyor. Doldu. Onun koyduğunda dolabı doldurdum. Şimdi kaç yaşındayım demiştin? 98 mi? 91 diyor. Ben bilmiyorum. Nuş kağıdım. 98 ya. Peki 25'li miydi, 23'lü müydü? Ben işim öyle de erim. Bir sene oldu. 26 değil be sende. 23'lü. 23'lü. Şu anda 1923 doğumlu. He, 94 herhalde. 94 yaşına geldi. Bu bildiğimiz yani, bilmediğimizi bilmiyoruz. Doğru. Bu cüzdanlar hani gününe göre alınmıyor. Alınmıyor. Hadi otur. Köyde abi, sen de tefettim. Abi daha yatıyordu. Ben de zaten 10.30 gibi geldim. İki yazdırmış hep bu an ilk bize. Tamam, iyi yapmışım. Anne bir şeker al. Köyde tek başına mı yaşıyorsun? Köyde şimdi kendi başıma yaşıyorum. Zaten 2 senedir de emanet olacak. Kim bakıyor? Kim bakıyor sana köyde? Kimse. Kendi kendime bakıyorum. Zaten kaç gün aldım gidelim, 15 gün olmadı. Ben sizin öyle gezi doğdunuz değil mi? Biz yeni geldik. Baba, bunlar dedim. Acaba niçin gelmez telefon diye bunlar. Ta gelmez. Niye aldık tut keseceğim diye. Sen selamı yedin mi sana? Yarın öğlen diyor ama. Öyleyse burada değil. Evet. Kimmiş ölen? Anlamadık ki ismini. Anlamadım. Niye de ki? Ankara'dan gidecektim diyor. Çoluk çocuğunu vardı gelecekti. Hadi. Eskiden annem yorgan dikerdi. Anlatsın anne onları. Çok şeyle kilim dokurdum. Bir heybe gettim bakalım satacağım diye. Bunun bir resmini bir çek. Tamam. Şu çantasına baktım. Baktım da 5 lira parası var. Param var diyordum. Kaç lira? 5 lira param var. Get. Vallahi bak 5 lira var. Çıkırın içinde de. Ha çıkırı bilmiyorum. Ha sen. Bıraktım 5 lira para mı? 500 lira mı yok? Sayamadım para. Paralar mı? Vime niye verin yine? Paralayacağız zaten. Vime. Çile para var mı? Vime. Ötekini vereceğim. Ayrım. Ayrım onu da vereceğim. Yavrum dokunma. Görüyor musun? Yine soyacaksın diye uğraşıyor. Anne bilmem. Soyma sen. Yorgan ne kadar çok yorgan dikiyordun? Valla bir şey paralarım. 100 lirası da alayım ben. Para ödedim. Kapan. Paran ta duydum duysan ta yiyin gelip bak bir kere. Çok yorgan diktin mi? Diktim. Bana para lazım ona göre. Başlar sana. Damarına bas. Diktim. Diktim. Diktim yavrum. Nasıl derse yorganlar diktim. Satıyor muydun yorganları? Satmıyor, diktiriyorlar. Diktiriyorlar, dikiş olarak yani. Güzel damat yorganlarını diktirirler. Bize de, anneme de dikti yani. Evde kullandığımız yorganlardan var. Gülten'e sen diktirdin. Ha, Melahat'la ikimize dikmişti. Yün yorgan, Aliye Hanım teyze, rahmet. Yünleri aktı bir de böyle. O da hep pamuğun arasından çıkar diyor. Yünleri çıkmaz kızım da bizim köy koyunun yünü çıkar. İşte çıkıyordu yani. Çıkar. Bir de altına üstüne pamuk koymuştum. Pamuk almıştık ama o böyle attığı için herhalde böyle tek tek oldu. İşte. Onu Nur eski şekilde Nur'a verdiydim. Sonra baktım ama üzerine kılıf koyuyorum gene çıkıyor. Nevresime koyuyorum gene çıkıyor. Çöpün kenarına koyuverdim. Ki ince, ince olduğu için çıkıyor. Bu annemin
Geldi diye. Uyuyor diyor, uyur mu? O şimdi ne para... Ne böyle bakıyor gözler kapalı. O parayı da kaybetti herhalde. Bu satılık alan olursa vereceğiz. Valla ne güzel ölmüş değil mi? Şuna bak ya. Enişte görüyor musun? Fethi'yi tarlaya göndereceğim bundan. Sırtına vereceğim hem de. Melahat götürmüştür. Melahat götürmüştür. Çok güzel olmuş. Bunu Nuriye teyze mi ördü? Melahat Aysun'a vermiştir belki götürür. Bunu sen mi ördün? Ufak. Bilmem artık. Geçen buraya gelmeden konuştuk da bu yine boğazları şişmiş, hastaydı. Ona da vermiş aslında. Adil anasının başına gelmişti köy. Adil burada mı? Adil namı köy. Karasalı. Anasının başına gelsin okumuş, hocayı götürmüştü.